değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bir kafire ey kafir denilebilir mi? Kafir birine ey kafir diye hitap etmek uygun olmaz. Görme özürlü birine ey kör denilmediği gibi. Yani adam ama görme özürlüdür. Öyleyse ben de ona rahat bir şekilde kör diyebilirim hakkına sahip miyiz? Hayır. Öyleyse Adam Allah'ı inkar ediyor, ahireti inkar ediyor diye adama da ey kafir diye hitap etme hakkına sahip değilim. Çünkü bu ifade onu rencide eder, eziyet verir. Halbuki eziyet etmek yasaktır. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Men eza zimmiyen fakat ezani. Bir başka hadiste fe ene Yani zimmi dediğimiz Müslümanlarla anlaşmalı yaşayan gayrimüslimlere kim eziyet ederse bana eziyet etmiş demektir ve ben onun hasmıyım buyurmuş. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayesi insanların Allah'a inanması ve onların İslam'a girip cennete adam olmalarıdır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Gönderiliş gayesine uygun olan şey İslam'ı güzelce anlatmak ve Müslümanların rol model olarak gayrimüslimlere kendilerini göstermeleri. Şu halde bir Müslümanın gayrimüslim bile olsa ona kötü davranması, ona eziyet etmesi, ona hakaret edip ifade edecek manalarda bulunması onun İslam'dan soğuması anlamına geliyor. O halde İslam'dan soğutmaya bizim hakkımız var mı? Yok. Şu halde İslam'dan soğumasına vesile olan kişi peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın gönderiş gayesini bir açıdan boşa çıkarmış oluyor. Öyleyse bir Müslüman gayrimüslimde olsa o insana hakaret manasına gelecek, eziyet manasına gelecek, onu rencide etmeye sebep olacak tavır ve davranışlarda bulunamaz. Buna hakkımız yok. Şu halde bir insana ey kafir demek kafir bile olsa ona ey kafir demek eziyet olacaksa onu rencide edecekse böyle bir ifadeyi kullanamayız. Kullanma hakkına sahip değiliz. Fakat savaş meydanlarında maddi olarak savaş yapılmış durumlarda özel bir durumdur. O her zamanı içine almaz. Bununla beraber ey kafirler diyerek bir muhatap almadan Kur'an ayetlerinde olduğu gibi konuşmanın elbette bir sakıncası yok. Bizim buradaki ifadelerimiz bir insanı muhatap alarak ona doğrudan ey kafir denmenin uygun olmayacağıdır. Bizler hal ve tavırlarımızla çok nezih, nazik ve insanlara pozitif enerji vermek durumunda olduğumuz gibi konuşmalarımızla da pozitif enerji vermeliyiz ve onları İslamiyet'e ısındıracak tavır ve davranışlarda bulunmalıyız. Ölçümüzü de buna göre koymalıyız.